Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyenlerimiz, davetsiz misafir kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken, biz de sektörde ün kazanmış isimleri ekran karşısına taşımayı gerçekten çok seviyoruz. Kocaeli programındayız, Çayırova'dan size sesleniyoruz ve Mücahit Bey ile birlikteyiz. Raf sistemleri diyoruz aslında efendim. Gelin bakalım kendisi davetsiz misafir ekiplerine neler aktarmış olacak. Önce Mücahit Bey'i tanımakla programımıza başlayalım. Hoş geldiniz programımıza, nasılsınız? Hoş bulduk, çok iyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, enerjinizi biz de çok daha iyi hissediyoruz kendimizi. Teşekkür ederim. Bizlere ve izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Mücahit Ertaş, Ertaş Raf Sistemleri Yönetim Kurulu üyesiyim. Kocaeli Şekerpınar'da faaliyet göstermekteyiz. Ayrıyeten Adana Seyhan'da da bir bayimiz var. Kocaeli'deki depo showroom bölümümüz 10.000 metrekare, Adana Seyhan'daki de 6.000 metrekare. İkinci araf sektörü olarak faaliyet göstermekteyiz Türkiye'de. Peki, şimdi sektörde isminizi duyurmuşsunuz aslında. Evet. Biz biraz bu hikayenin en dibine bir inelim istiyoruz aslında. Biraz bahseder misiniz sektörümüzün kuruluş hikayesinden bizlere? Yani biz başta hurda sektöründe başladık. Sonra ikinci araf sektörüne yöneldik. 1995'ten beri bu sektörün içindeyiz. Hurdacılıkla başlayan serüvende şu anda bir şirkette aslında yönetim kurulu başkanısınız. Evet. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki aile şirketi. Evet. Babamız ve abimiz de zaten şirketlerimizle birlikte iki oğul bir baba olarak işletmemize faaliyet gösteriyoruz. Peki, şimdi sektörümüzü bizlere ve izleyenlerimize biraz anlatabilir misiniz? Aslında bizler bu noktada hem Türkiye'de hem de Avrupa'da faaliyetlerimizi evet. sürdürüyoruz. Nedir raf sistemleri, üretim aşamaları, süreçleri nasıl işliyor? Bizlere ve izleyenlerimize bahseder misiniz biraz? Ya şimdi raf sistemleri birçok alanda da raf sistemleri kullanılıyor. Bizim sektörümüz daha çok antre depo lojistik sektörüne bağlı. İkinci el ürünlerin alım satımı oluyor. Ayrıca sıfır ürünlerin de imalatı oluyor bizim sektörde. Yurt içinde 81 ilimize, yurt dışında 8-10 ülkeye ihracatımız oluyor. O şekilde bir sektörün içindeyiz. Peki buradaki üretim süreçlerimiz nasıl ilerliyor? Mesela ikinci el ve sıfır üründen bahsetmiştiniz. Burada ikinci el olarak da faaliyetimiz var. Peki sıfır ürünlerde müşterilerimizin isteğine göre üretim aşamaları nelerden geçiyor? Aynı zamanda kaç gün sürüyor bu aşamalar aslında? Ya şimdi bizde termin süresi farklı farklı yoğunluğa göre değişiklik gösterebiliyor. Minimum bir hafta, maksimum 3-4 haftaya kadar uzayabiliyor bu işlem. İsteğe göre üretimimiz de oluyor, revizyon işlemlerimiz de oluyor. O şekilde faaliyet devam evet. ediyor. Peki yurt dışındaki sistem bu noktada nasıl ilerliyor orada? Çünkü bizim satışlarımız da evet. var. Şimdi Türkiye'nin 81 ilinde dağıtıma çıkıyoruz. Belki buradaki süre biraz daha kısadır ama yurt dışındaki süre nasıl ilerliyor? Ya yurt dışındaki termin süreleri de 2 aya kadar yani 8 haftaya kadar da uzayabiliyor. Sizler bu noktada peki neye dikkat ediyorsunuz müşterilerinizle olan ilişkilerinizle veya iletişimlerinizle? Herhangi bir sorun ya da problemle karşılaştığımız zaman nasıl krizi yönetebiliyorsunuz? Ya şimdi biz sipariş işleminden sonra, sevkiyattan yani sonra bir sorun çıkmaması adına siparişten önce müşteriden tam bilgiler alıyoruz sorun çıkmaması için. Bir proje üzerinde bunu çizim uygulamamız AutoCAD üzerinden ayarlıyoruz, çiziyoruz. Bir teklif üzerinden de onu adete döküp bir sorun olmayacak şekilde özel gerçekleştirebiliyoruz. Evet, adetlendirebiliyoruz. Özel isteklerimizde projelerimiz nasıl yapılandırılıyor peki? Farklı farklı detaylar var. Bu detaylarda da müşterilere satışını gerçekleştiriyoruz. Peki, burada sizler yıllardır aslında bu sektörün içerisindesiniz. Aynı zamanda şu anda yönetim kurulundasınız. Evet. Keza bu noktada nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve akabinde markamızı hangi boyutlara ulaştırmayı hedefliyoruz? Ya markamızı daha çok dış ülkelere tanıtmak adına bir düşüncemiz var. İnşallah yakında da yavaş yavaş şu an gerçekleştirmekteyiz. O şekilde ilerliyoruz. Farkınız nedir sizi diğer rakip sektörlerden ayıran?
Farkımız daha uygun fiyatlı olmamız, daha çok müşteriye hitap edebilmemiz ve daha çok çeşitli ürün barındırıyor olmamız. Bu yüzden tercih edilmeliyiz diyebilir miyiz? Bu yüzden tercih edilmeliyiz, evet. Peki, ikinci şube vesaire Türkiye genelinde İstanbul'da vesaire düşünüyor muyuz? Şu an ikinci şubemiz var zaten. Birinci şubemiz Kocaeli Şekerpınar'da, ikinci şubemiz Adana Seyhan bölgesinde. Kocaeli bayimizde yaklaşık 6000 metrekare kapalı alan, 4000 metrekare açık alan. Adana Seyhan'da ise 6000 metrekare komple kapalı bir alanımız var. Tüm bu işlemleri kaç kişilik güçlü bir ekiple yapıyoruz? Ya iki bayinin toplamı şu anda 40 kişi diyebiliriz. 40 kişilik güçlü ekip kadromuzda ellerinize, emeklerinize sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Siz olmadan tabii ki bütün bu işlemleri gerçekleştiremeyiz emekçi arkadaşlarımız. Peki çok teşekkürler. Şu anda sizleri izleyen ekran başındaki izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Sizler de deponuz için en uygun raf sistemleri ihtiyacınız varsa Ertaş Raf Sistemleri ile iletişime geçmenizi bekleriz. Teşekkür ediyoruz bizler de Mücahit Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için ve bizi burada ağırladıkları için diyoruz. Üzülerek röportajımızın bu noktada sonuna gelirken biz sizin için hemen bir sonraki durağımıza geçiş sağlayacağız. Ekranları kapatmayın, orada buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.